12 Eylül 2015 Cumartesi günü inşallah büyük kongremizi Ankara'da Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Erken seçim nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merakla bekleniyordu. Ama AK Parti kararını hızlı verdi. Olağan kongre tarihini duyurdu. Açıklama Başbakan Davutoğlu başkanlığındaki MKYK toplantısından sonra geldi. Toplantıda başbakan kongrenin ertelenmemesi, zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Erken seçime de milletin verdiği değişim mesajını uygulayarak, yani parti yönetimini yenileyerek gitmek istediğinin altını çizdi. Bunun üzerine tarihin 12 Eylül olarak belirlendiği öğrenildi. Kulislere göre 12 Eylül tarihi 1980 darbesinin sembolik anlamı nedeniyle de tercih edildi. MKYK'da erken seçim olasılığı nedeniyle 3 dönem kuralı da konuşuldu. AK Parti'nin en üst yönetim organı olan MKYK'da 3 dönem kuralının korunması kararı alındı. Ancak 7 Haziran'da aday olup da yenilenecek seçimde 3 dönem kuralına takılacak olan, aralarında Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Ahmet Aydın gibi isimlerin yer aldığı 25 vekil için formül geliştirilmesi üzerinde duruldu. Bulunacak formüle göre de kongrede tüzeye geçici bir madde eklenecek. 7 Haziran seçiminde 3 dönem kuralı nedeniyle aday olamayan 70 ismin önünde ise artık adaylık için engel kalmadı. Ama hepsinin aday olması beklenmiyor. Parti içinde yapılan değerlendirmede bu isimlerin %20'ye yakınının aday gösterilmesi üzerinde duruldu. Davutoğlu'nun hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı'na iade etmeden önce toplanan MKYK'da terör olayları ve seçim güvenliği de masadaydı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Beşir Atalay bu konuda detay vermedi. Atalay, Davutoğlu'nun hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı'na iade etmekte gecikti eleştirilerini yanıtladı. Niye şu ana kadar bekletti? Dün de teslim edebilirdi. Bugün öğleden önce de teslim edebilirdi ama MKYK'ya bilgi vermesi gerekiyordu. MKYK'nın da onayını alması gerekiyordu. MKYK partimizin en üst karar organıdır. Bu yetkiyi veren kuruldur başbakanımıza, genel başkanımıza. Dolayısıyla bu kurulun toplanmasını ve burada hem bilgilendirme hem de oranın görüşünü alma ihtiyacı vardı. Atalay erken seçime hangi hükümet formülüyle gidileceği ve Cumhurbaşkanı'nın olası adımlarına ilişkinse yorum yapmaktan kaçındı. Anayasal prosedürü de zaten hepimiz biliyoruz ama bundan sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014 tarihinden sonra yönetim sistemi değişmiştir açıklaması üzerine HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın erken seçimle birlikte başkanlık sistemi için referandum yapılması önerisi de soruldu Atalay'a. Gündeme gelmedi, hayır.